Evet, tarım doktoruna hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün nasipse size şimdi Mayıs ayında benim tahlilleri yaptırdım. Mayıs ayında hümikasit ve şeker gübresini vereceğiz arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Şimdi bu zamanda Mayıs ayı içinde ama çiçekli dönemde çiçekler açmış şu anda. Zaten bizim bu mevkide çiçekler açık artık. Şu anda şeker gübre ve hümikasit. Damlama sulamadan bunu veriyoruz arkadaşlar. Damlama sulama olanlar veya sulaması olanlar bunları yapsın arkadaşlar. Şimdi eğer ama tahlil muhakkak yaptırmanız lazım arkadaşlar. Tahlilde ne gerekiyorsa onu yapalım arkadaşlar. Birbirimizin kulak duymalarından değil. Yani tahlilimiz ne istiyorsa onu yapalım. Bilinçli tarım yapalım arkadaşlar. Çünkü neden? Arkadaşlar Hasan attı. Çok güzel olmuş. Ben de atayım. Ya senin toprağınla onu her bünye birbirine benziyor mu arkadaşlar? Birisi saçlarını yıkasın, çıksın sokağa. Hiçbir şey olmaz. Ama ötekisi başını açsın, ısladığı halde hemen hasta olur. Niye? Bünyeler farklıdır arkadaşlar. Topraklar da farklıdır. Mahsuller de farklıdır. Onun için tahlil muhakkak şart arkadaşlar. Yani şimdi birisine iğne vurulurken ötekine de iğne vurmak değil. Tahlilini yaparsın. Ne iğnesi gerekiyorsa ona vurursun. Yoksa öyle önüne gelen iğne vurulmaz arkadaşlar. Onun için size tavsiyem toprak tahlillerinizi yaptırın. Yaprak tahlillerinizi yaptırın. Bundan sonra zaten uygulamalar bol bol olacak arkadaşlar. Bu uygulamalarımızı size hep çekip atacağım şimdi. Bugün biz şimdi şeker gübre, hümikasit bir de şeker gübre. Bunları veriyoruz arkadaşlar. Şimdi çok ihtiyacı olduğu bir zaman bu mahsulün. Çiçeklenme, tomurcukluk döneminde, çiçek döneminde arkadaşlar ne yapabiliyorsanız yapın. Topraktan ama. Bak yapraktan demiyorum şu anda. Yapraktan değil, topraktan verebiliriz. Çünkü çiçekler açtı. Onun için şimdi onlara yapılmaz arkadaşlar. Şimdi size evet. Şimdi gübre tanklarımızı da ben size şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar, gübre tanklarımızı görüyorsunuz. Gübre tankımızı açtık. Evet. Şu anda hümikasitimizi koyduk içine. Şimdi bunu vereceğiz. Bu toprak düzenleyici olduğu için arkadaşlar ilk önce bunu veriyoruz. Arkasından da şeker gübre ilave edeceğiz arkadaşlar. Bunu verdikten sonra şimdi ne yapıyorduk? Arkadaşlar şimdi bir saat kadar bir kere gideceksin tarlanın dolaşacak. Kaçan, göçen bilmem ne yerler varsa onlara bakacağız. Bir saat kadar bir hortumlar dolsun. Tam her tarafa verilmiş olsun su. Ondan sonra gübre tankını açacağız arkadaşlar. Eğer çok su istemiyorsa ama çok su istiyorsa tarlanız hakikaten suya ihtiyacı varsa şu anda bizim tarlaların suya ihtiyacı yok. Ama biz toprak altından gübre vermek için bunları yapıyoruz arkadaşlar. Bunlara şeker gübre atacağız ki yeni seneye filiz yapsın diye arkadaşlar. Yeni seneye verim hazırlar arkadaşlar. Bunu eksik etmezseniz iyi olur. Şeker gübremizi de koyduk. Şimdi şeker gübrelerimizi de nasipse suyla vereceğiz. Onları da halledeceğiz Allah'ın izniyle. Bundan sonra bol bol gübre takviyesi yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Tahlil yaptırarak yapacağız arkadaşlar. Öyle kafamıza göre değil. Tahlil yaptıracağız. Hangisi eksikse onu vereceğiz. Hangini istiyorsa toprak onu vereceğiz. Çünkü ben şimdi vermişim fosfor mesela. Çok fosfor var. Olmaz arkadaşlar. Veya çok azot var. Olmaz. Yani azot, fosfor, potas yani ne varsa arkadaşlar dengeli. Hayvan gübresi istiyorsa hayvan gübresi. Ne istiyorsa onu verirsek alırız arkadaşlar. Vermeden hiçbir şey olmaz. Önce vereceğiz sonra alacağız arkadaşlar. Vermeden almak ne demişler? Allah'a mahsus. Onun için vereceğiz ki mahsul alalım diye arkadaşlar. Onun için dikkat edilecek şeylerden bir tanesi de dengeli besleme. Dengeli sulama. Yeraltı sulamalarla ilgili size işte biraz da bilgi vereyim. Arkadaşlar yeraltı sulamasının çok faydası var. Niye faydası var arkadaşlar? Bak şimdi çiçek sezonunda şimdi girecektik biz bunun için hortum yazmaya çalışacağız. Bilmem ne yapacağız. Yani bir sürü zahmet çekeceğiz. Şimdi zahmetsiz bir. İkincisi geldim şimdi bugün mesela gübremi verdim. Gübremi verebilirim. Yani ne gerekiyorsa bugün için Mayıs ayında ne gerekiyorsa onu yapabilirsin. Hiç zeytinlere dokunmadan işini görebilirsin arkadaşlar. Yapraktan besleme şu anda olmaz zaten. Yani onlar durduruldu. Ama onlar çiçek dökünceye kadar. Çiçek döktükten sonra arkadaşlar devam ederiz onlara.
yeraltı damlaması ile ilgili bilgiler vereyim. Nasıl vereyim? Şimdi size ben kullandığım için çok memnunum arkadaşlar. Eğer yaptırmayan arkadaşlar varsa yeraltı damlama sistemini hemen acilen yaptırmaları gerekiyor. Eğer müsaitlerse, ama değillerse tabii onu bilemem. Fakat çok faydası var, hiç zararı yok. Yani niye faydası var? Arkadaşlar bak, çiçek döneminde görüyorsunuz giremiyoruz zeytinlere ama damlama sisteminden suyumuzu veriyoruz. Ondan sonra daha önce mesela ben 72 saat su verirken buna diğer bizim garık sistemi vahşi sulamayla yapıyorduk mesela. Ama şu anda ya ben 10-12 saatte bitiriyormuş arkadaşlar. 10 saat, 6 saat, 8 saat, yani 2 ayda ben 20 saat veya 15 saat suluyum arkadaşlar. Arkadaş bu ne demek? Yani bu çok büyük tasarruf. 72 saat yapıyorduk. Tamam, o zaman da 20 günde yapıyorduk ama 72 saati doldurmam için ben 2-3 ay, yani çok tasarruf var. %60, %70 tasarruf var arkadaşlar. Onun için size tavsiyem, zeytin damlama sistemini hemen yeraltı olarak yapın. Yeraltı yapın. Gübrenizi yer altından verin. Ne güzel. Kuş delmesi yok, toplaması yok. Yani zahmeti yok. Her zaman çapımı çektiniz, ızgara mı çektiniz? Ne yapacaksanız yaparsınız. Sulamada bile, yani toplarken bile, eğer zeytin isterse su sularsınız. Ertesi gün zeytininizi toplarsınız. Yani beklemeye gerek yok. Çok iyi bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Burada tarlamızda bölüyoruz. Biz mesela bunu üçe böldük. Bir kısmını icabında su azaldığı zaman dedik ki, şimdi hepsi birden sulanıyor şeylerin. Ama ileride mesela istersek bir tane parçanın birine veririz. Diğerlerini böldük zaten garık garık bunları biz. Dörder dekar dörder dekar böldük. Bende 12 dekar var. Onun için böleriz. Birini sularız, diğerini sularız. O şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeraltı sistemlerini. Evet. Yeraltı sulamaları bak, görüyorsunuz. Bak. Hepsi çıkmaya başladı arkadaşlar. 3 saatte bunlar şey yapıyor. 3 saat, 4 saat. Yani 5 saat suladın mı yeter arkadaşlar. Siz bunu illa toprağa simsiyah değil. Zeytinin dibindekileri kurtarın, bak görüyorsunuz zeytinin dibini, bak simsiyah, buraları oldu mu yeter arkadaşlar. Yani illa siz her tarafını simsiyah yapmanıza gerek yok, zaten su çok da verdiğiniz zaman zarar yapıyor yani. Onun için size tavsiye ederim arkadaşlar. Size iyi günler dileyim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.